Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Mü'min Suresi 10-14. ayetler arasını değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. İnnellezîne keferû, gerçekten o inkar edenler, küfür içinde bulunanlar, yünâdevne, şu şekilde onlara nida edilir. Lemaktullah ekberu min maktikum enfusekum. Yani Allah'ın size olan sitemi, size olan gadabı, sizin kendinize olan siteminizden çok daha büyüktür. İz tüd'avne ilel iman, çünkü siz imana çağrılıyordunuz, fetekfurun, ama inkar ediyordunuz. Allah-u Teala insanı iman edecek bir şekilde programlamış. İnsanı bu dünyaya göndermiş ve insandan iman etmesini, ibadet etmesini istiyor. Ama bu insan hür bırakılmış. Dilerse iman eder, dilerse de küfrü tercih eder. Küfrü tercih ettiğinde Allah yine ona müsaade ediyor, izin veriyor. Ama onun bu halinden razı değil. Diğer aleme gidildiğinde o insanlar, küfür yolunu tercih etmiş olan insanlar, orada kendilerine çok sitem edecekler. Eyvah, biz ne yaptık, kendimize niye yazık ettik diyecekler. İşte Allah'ın onlara olan sitemi, onların kendilerine olan sisteminden, öfkelerinden çok daha fazladır. Galu dediler ki, diğer alemde o kafirler dediler ki, Rabbena, ey Rabbimiz, emettene ifneteyn, bizi iki defa öldürdün, ve ahyeytene ifneteyni, ve iki defa da bizi dirilttin, bize hayat verdin. فَاَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا, artık günahımızı itiraf ettik. فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَب۪يلٍ, çıkmaya bir yol yok mu? Yani dünyaya tekrar dönmeye bir yol yok mu? Varsa bizi dünyaya gönder de istediğin gibi kul olalım dediler. Burada bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Genelde şöyle açıklanıyor. Bizler şu anda hayatta olan insanlar olarak bize bir hayat verildi. Hayattan önceki halimiz ölümdü. Yani Allah-u Teala ölü maddelerden bizi yarattı. Anne babamızın yemiş olduğu ölü maddelerden meydana gelen gıdalarla ve alemde meydana gelen yine maddelerle Allah bize hayat verdi. Dolayısıyla her ne kadar daha evvelinde bizim doğrudan müstakil bir varlığımız yok ise de bizimle alakalı vücudumuzda bulunan maddeler ölü bir vaziyette tabiatta bulunuyordu. O ölü gıdalara Allah hayat verdi. Dolayısıyla ölümün birisi hayatın bize verilmezden önceki halimiz, bir de şu dünyadan gidişimiz, o da diğer ölüm oluyor. İki defa bizi diriltmesi, birisi şu hayatımız, biri de öldükten sonraki hayatımız, ahirette diriltilmemiz. Bu aynı zamanda kabir hayatına da bir delil olarak değerlendiriliyor. Yani kabir hayatında da insanlar yine hayattadır ama bedenleri ölmüş vaziyettedir. Ruhları ise hayatını devam ettirmektedir. Ve diğer alemde o kafir olan kimseler, فَاَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا, artık günahımızı itiraf ettik, فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ, çıkmaya bir yol yok mu diyorlar. Yani keşke dünyaya gönderilsek de Allah'ın razı olacağı şekilde işler işlesek. Artık gerçekleri görmüşlerdir, son derece pişmandırlar, dünyaya dönmek istiyorlar. Ama onlara izin verilmeyecek. ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ, yani bunun sebebi şu ki, اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْتَهُ كَفَارْتُمْ, tek olan Allah anlatıldığında, tek Allah'a davet edildiğinde siz inkar ettiniz. وَاِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا, ama ona ortak koşulması, Allah'a şerik tarzında şeyler olduğunda bunlara iman ettiniz. فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِرِ, artık bugün hüküm Ali olan, kebir olan, yani yüce olan, büyük olan Allah'ındır.
Buradan şunu görüyoruz. Diğer aleme gidildiğinde kafirler son derece pişman olacaklar. Ama o pişmanlık kendilerine fayda vermeyecek. İsteyecekler ki tekrar dünyaya dönseler. Çünkü artık akıllarını başlarına almışlardır. Ama imtihan bittiğinden dolayı tekrar dünyaya gönderilmeleri söz konusu olmayacak. Huvellezî yurîkum âyâtihi, o Allah ki ayetlerini size gösteriyor. Ve yunezzilu lekum mines semâi rizqa, ve semadan size rızık indiriyor. Ve mâ yetezekkeru illâ men yunîb, bunları ancak Allah'a yönelen kimse tezekkür eder ve düşünür. Değerli izleyenlerim, burada iman noktasında Allahu Teala aslında ayetlerini daima bize gösterdiğini bildiriyor. Şu anda da Allahu Teala ayetlerini bize gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet denildiğinde Kur'an'ın ayetleri anlaşıldığı gibi Allah'ın yarattığı her bir varlık da bir ayet olarak nazara verilir. Daha önceki Kur'an ayetleriyle ilgili açıklamalarımızda bunlardan bir kısmına temas edilmiştir. Bu açıdan baktığımızda gökyüzündeki güneş Allah'tan bir ayettir. İnsanlar mesela bir saray yaptıklarında güzel bir şekilde bir aydınlatma sistemi de kuruyorlar. Diyelim bir dolma bahçe sarayı. O dolma bahçe sarayının o kabul salonunda 5 tonluk bir avize. İnsanlar onu hayran hayran seyrederler ve gerçekten büyük bir avize, hayran olmamak da mümkün değil. Ama insanlar şöyle bir dışarıya çıkıp da başlarını kaldırsalar, yukarıya baksalar, gökyüzünde daha büyük bir avize ile karşılaşacaklar. Güneş avizesi. Ve o güneş avizesi daimi hareket halinde, boşlukta duruyor. Altında herhangi bir destek, bir kolon yok. Herhangi bir yere bağlı değil ve daimi hareket halinde. Ona bağlı olarak dünyanın hareketi var. Dünyaya bağlı olarak güneşin hareketi var. Ve dünya mesela şu anda saatte 108 bin kilometre hızla uzayda yol alıyor. Bu bir uçağın hızının 100 katı bir süratledir. O kadar süratle yol alıyor. İşte bütün bunlar ilahi birer ayettir. Dünya giderken atmosfer tabakası da dünya ile beraber gidiyor. Denizler, dünyanın dörtte üçünü meydana getiren denizler dünya ile beraber gidiyor. Ve dünya böyle dönerken onlar da dönüyor. Ama o kadar harika bir durum ki dünyanın gittiğinin bile farkında değiliz. İşte Allah bu şekilde afaki alemde, dış alemde ayetlerini gösteriyor. Ve bizzat kendi içimizde de ayetlerini gösteriyor. Aldığımız her nefes bize adeta hayat bahşediyor. Çünkü nefesi alamasak hayatımız devam etmeyecek. Nefes aldığımızda vücudumuzun bütün hücreleri bundan istifade ediyor. Şu anda kalbimiz otomatik olarak çalışmaya devam ediyor. Ve biz bunu yönetmiyoruz. Ve biz ona herhangi bir talimat vermiyoruz. Diyelim yemeğimizi yedik. Yemiş olduğumuz gıdalar midemizde şu anda bir takım işlemlere tabi tutuluyor. Ardından bağırsaklara, ince bağırsak derken kana karışması ve gıda paketçikleri şeklinde 100 trilyon hücreye rızıkları gönderiliyor. Ve her bir hücre, insanda 100 trilyon hücre olduğu söylenir, her bir hücre adeta bir ev gibi. Nasıl ki evin ihtiyaçları olur. Ve o ihtiyaçlar eve getirilir. Evde fazlalıklar olur, fazlalıklar atılır. Her bir hücremizde bu şekilde faaliyetler var. Gıdalarını alıyor, gıdaları her bir hücrenin önüne getiriliyor. O hücredeki fazlalıklar kan dolaşımı vasıtasıyla vücudumuzdan atılıyor. Bütün bunlar bizim irademiz dışında meydana gelen şeyler. Ve daha böyle baktığımızda mesela denizler bir zamanlar sadece bir mavilik olarak biliniyordu. Denizaltılar olmadığından denizin altında neler olup bitiyor pek de fazla bilemiyorduk. Ama şu anda televizyonlarda belgeseller şeklinde denizlerin altında nasıl bir hayat var, bunları derinliğiyle, zenginliğiyle, çeşitliliğiyle
görebiliyoruz. Bunlar Allah'ın ayetleri. Ve yurikum ayatihi, yani Allahu Teala böyle derken Allah size ayetlerini gösteriyor, her an gösteriyor. Hem afakta, hem enfüste, hem dış alemde, hem kendi iç dünyamızda Allah bize ayetlerini göstermekte. Ve devamında ve yunezzilu lekum mines sema'i rizqa, Allah semadan size bir rızık indiriyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın havarilerin talebi üzerine bir duası var. Rabbena enzil aleyna maideten mines sema, ey Rabbimiz gökten bize bir sofra indir. Ve onlara gökten bir sofra gelmiş. Aslında bize de belki doğrudan sofra şeklinde değil ama semadan Allahu Teala rızık indiriyor. İşte gökten inen yağmur aynı zamanda rızık demektir. Hatta bu noktada denilir ki gök ağlamayınca yer gülmez. Gökten yağmur yağacak ki yerden de bir şeyler bitsin. Öte yandan nasıl ki mesela yemeklerimizi pişirmek için bir ısıya ihtiyaç oluyor. Onun gibi ağaçların dallarında, sebzelerin dallarında meydana gelen gıda maddeleri, bunların da pişmesi, olgunlaşması lazım. İşte ağaçların o latif ellerinde meyveler, sebzelerin dallarında yine bir takım sebzeler, yiyeceğimiz şeyler güneşe karşı duruyor ve güneşte pişiriliyor. Hatta bunların bazı kısımları güneşe tam muhatap olmasa o kısımları o kadar da olgunlaşmıyor. İşte Allahu Teala bu şekilde semadan bize rızık indiriyor. Yani semadan gelen ısı ile, semadan gelen ışık ile, semadan gelen yağmur ile bize rızık indiriyor. Öte yandan Kur'an-ı Kerim semavidir. Diğer ilahi kitaplar semavidir. Kur'an-ı Kerim de bizim için bir sofra hükmündedir. Semavi bir sofra. Ve oradan da kalbimizin, ruhumuzun, aklımızın gıdası bize veriliyor. Bir insan Kur'an-ı Kerim'e muhatap olduğunda aklının, ruhunun gıdasını elde ediyor. Nasıl ki kavun, karpuz gibi sebzelerle, meyvelerle insanlar güzel rızıklarını elde ediyorlar. Onun gibi Kur'an-ı Kerim'deki öğrendikleri hakikatler de onların akıllarının, kalplerinin rızkı oluyor. İşte bu şekilde Allahu Teala semadan daima rızık gönderiyor. Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette Allahu Teala ve fis semai rizqukum buyuruyor. Rızkınız semadadır. Yani rızkınız gökten geliyor ve Allah size gökten rızık gönderiyor. Biz yerden çıkanları da görüyoruz ama o yerden çıkanlar semavi sebeplere dayanıyor. Allah semavi sebeplerle bize rızkı indiriyor. Ve mâ yetezekkeru illâ men yunîb. Bunu ancak Allah'a yönelen kimseler tezekkür eder. Buradaki tezekkür kelimesi hatırlamak manasında. Aslında insanın tabiatında bu nimetlerin Allah'tan geldiğini itiraf etmek var. Fıtratallahilleti fetalannâs aleyhâ. Allah insanları bu fıtrat üzere yaratmıştır. Dolayısıyla insan asli fıtratına döndüğünde bütün bu nimetlerin Allah'tan olduğunu itiraf eder. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. İnsan nimet verene karşı gerçekten minnettar kalır. Elbette bu kadar nimetleri gönderen Allah'a karşı fıtri bir şükran, minnettarlık içinde olmak insanın tabiatında var. Ama Allah'a yönelmeyen birisi bunu hissedemiyor. Adeta o hatırlamasıyla alakalı duyularını, hislerini dumura uğratıyor. Bunları devre dışı bırakıyor. Böyle olunca Allah-u Teala devamlı ayetlerini göstermekle beraber, devamlı meydana getirdiği olaylarla elestü bi rabbikum, sizi terbiye eden ben değil miyim? Bunu bize hatırlattığı halde Allah'tan yüz çevirmiş olan kimseler bunu hatırlayamıyor. Ama Allah'a yönelenler her an Allah'ın ayetlerini gösterdiğini görüyorlar ve böylece bezme eleste bizden alınan bensin Rabbiniz değil miyim ifadesine
ruhlarımızın evet demesi gibi şu anda da hatırlayan o insanlar, evet sen bizim Rabbimizsin, bizi terbiye eden sensin diye itirafta bulunuyorlar. Fed'ullah muhlisine lehuddin. Öyleyse siz dini Allah'a halis kılarak ona dua edin. Yani dini Allah'a halis kılmak, dini samimane yaşamak, bir takım böyle yan gayeler, art gayeler peşinde koşmadan, din ile dünya avına çıkmadan samimane dini yaşamak. Yani ben dini yaşarsam işim daha iyi gider, işlerim rast gider, ben dini yaşarsam müşterilerim daha fazla olur gibi böyle dünyevi bir takım şeylere takılmadan samimane dini yaşamak. Allah emrettiği için dini yaşamak. Buna ihlas deniliyor. Yani ihlas, yapılan ibadetin Allah için yapılması. Eğer Allah için yapılmıyorsa, velev görünüş itibariyle ibadet de olsa, en azından onun kalitesi düşer veya tamamen bir gösteriş için yapılmışsa, riyakarlık için yapılmışsa artık o ibadet olmaktan çıkar. Dini yaşamak önemli ama dini samimane yaşamak ve ihlas ile yaşamak. Çünkü la halase illa bil ihlas. İhlas olmadan halas yoktur. Kurtulabilmek söz konusu değildir. İşte siz dini samimane yaşayın. Velev kerihel kafirun. Kafirler hoşlanmasalar da. Yani kafirler yarasanın ışıktan hoşlanmayışı gibi dini hayatın yaşanmasından hoşlanmazlar. Siz dini hayatı ikame etmek istediğinizde yarasa misali olan kafirler sizin hayat tarzınızdan hoşlanmayacaklardır. Ama varsın onlar hoşlanmasınlar, onlara rağmen siz dininizi samimane yaşayın ve samimane Allah'a müteveccih olun. Burada iman ve küfür, bunların birbirine mukabil olduğuna da dikkat çekiliyor. Yani nasıl ki ışık var, bir de karanlık var. Işık gayet güzeldir ama karanlık insanın ruhunu sıkar. Onun gibi Allah-u Teala bir mübareze kanunu koymuş. Alemde ışık ve karanlık birbiriyle adeta bir mücadele halinde. İşte karada bir takım böyle masum hayvanlar var. Bir de bunlara musallat olan bir takım canavarlar var. Denizlerde nice balıklar var. Ama köpek balıkları gibi veya daha bir takım başka balıklar gibi bunlara saldıranlar var. Bütün buralarda bir hareketlilik söz konusu olduğu gibi insanlık aleminde de iman ile küfrün mücadelesi var. Ve bu konuda iman ehline, müminlere düşen velev kafirler hoşlanmasalar da düzgün bir hayat yaşamak ve İslam'a göre hayatlarını tanzim etmek. Cenab-ı Hak bizi bunu gerçekleştirenlerden eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.